Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turu Mustumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Malatya'dan. Malatya Yeşilyurt Zorban mevkiinde. Uzun yıllar bu sektörde başarılı çalışmalarıyla şu an sektörün en iyilerinden biri. Kocataş Çiftliği'ne konuk olduk ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Ali İhsan Kocataş Beyefendi bulunmakta. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel çalışmaları ve bugüne kadar yaptığı kaliteli hizmetleriyle bakalım kendisinden bu konuda ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Ali İhsan Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Allah iyilikler versin. Ali İhsan Bey, Kocataş Çiftliği'ndeyiz ve Kocataş Çiftliği uzun yıllar başarılı hizmetleriyle şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden biri. Ben burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve ürün yelpazenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Ali İhsan Kocataş kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1979 senesinde başladık ve imal ederek ağaçları devam ediyorsunuz. Çekirdekten yetiştirerek devam ediyoruz. Çekirdekten ağaçları özellikle yetiştirdiniz, evet. Ve bugünlerimize geldik. Evet. Ve aslen yeşil yurtlusunuz. Doğma büyüme yeşil yurtlusunuz. Yeşilyurt Bostanbaş köyü. Doğal olarak da çocuk yaşlardan beri bu sektörün içinde olduğunu, evet, söyleyebiliriz. Şimdi efendim, özellikle yeşil yurttayız. Zorban mevkii ve toplam kaç dönüm yerdir burası, arazi? 92 dönüm. 92 dönüm, 92 bin metrekarelik bir alan ve ağaç sayısına baktığımızda toplam 1000 civarında kayısı var, 200 civarında kiraz var vesaire, elma, armut, değişik meyveler vesaire çeşitlerden de muhtelif var. Yani 1500'e yakın bir ağaç sayısı, evet, söz konusu. Meyve türü ağaç sayısı. Şimdi kayısımız var, kayısının yanı sıra yine kiraz var, evet, elma ve birçok meyvenin de bir arada olduğu bir çiftlik. Evet. Tabii sadece bunlarla da sınırlı değil. Buradaki yaşam, bir takım hayvanlar da var sizlerle birlikte özellikle burada. Evet, neler var? Tavuğumuz var. Tavuğumuz var. Yumurtalık tavuk var. Gezen tavuk. Evet. Doğal. Çok kaliteli, doğal, evet, yumurtaları da olan bir çiftlikte yaşamaktasınız. Evet. Şimdi özellikle biliyoruz Malatya ve Malatya'yı da simgeleyen ürünlerden birisi kayısı. Ve kayısının da en doğal, en kaliteli olduğu ortamlardan birindeyiz. Yeşilyurt'tayız. Evet, Malatya ve kayısı bütünleşmiş, özdeşleşmiş gibi görünse de aslında kayısı Malatya'nın tamamında maalesef yok. Özellikle belirli noktalarda, belirli yerlerde bulunmakta ve bunun en iyilerinden bir tanesi de Yeşilyurt. Malatya'da kayısının en iyi olduğu bir yerdeyiz. Şimdi ve siz bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla da bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Burada yıllık kapasiteniz nedir efendim toplam? Bir yıl içerisinde yıllara, değişen, evet, oranlarda ne almaktayız? Yıllara ne kadar göre değişiyor. Eğer hava güzel gider olursa işte 10 ton civarında bir kayısı oluyor. 10 ton civarında bir kayısıyla hitap ediyoruz. Kurusu 10 ton civarında. Doğal olarak da siz bunu Türkiye'nin birçok noktasına gönderebilme imkanınız, evet, var. Buradan kayısının ürüne, mahsule dönüştüğü şeklini nasıl geliştiriyorsunuz, nasıl oluşturuyorsunuz? Dışarıdan toplamak için özellikle insanlar getirebiliyoruz sanıyorum. Yaklaşık kaç kişi çalışıyor kayısı toplama sezonlarımızda? 13-15 kişi. 15 kişi civarında toplam gelen dışarıdan işçilerimiz oluyor. Evet. Ve bunlar da 20-25 günlük bir periyot halinde çalışıp, evet, ürünlerimizi topluyor. Daha sonra ürünlerimizi buradan tüketiciye nasıl ulaştırabiliyorsunuz efendim? Tüketiciye biz şehir dışında pazar yerlerinde bir iki sene sattık. Hı hı. Ve isteyenlere de kargoyla gönderebiliriz. Şimdi özellikle eğer toptan vermek istiyorsak tüccarlarımızla irtibata geçiyorsunuz. Evet. Onlara toptan verebiliyorsunuz. Ama dışarıdan gelebilecek taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Evet. Ve Türkiye'nin 81 iline kargonun ulaşabileceği her yere de ürün gönderebiliyorsunuz. Efendim, özellikle buradan sizleri gören, izleyen, tercih eden, bugüne kadar ürünlerinizi kullanan belki binlerce, on binlerce insan var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii, teşekkür ederiz. Ürünümüzü kullanan, alan, herkese, yiyen, herkese afiyet olsun deriz, teşekkür ederiz. İnşallah onlar da sizi tekrar tercih etmeye devam edecekler. Evet. Ben bizi burada misafir ettiğiniz, bu değerli bilgileri aktardığınız için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davet de sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz ve sağlığınız bol olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Sektörler Arası Türkiye turu Mustumuz ile devam edecek. Malatya, Yeşilyurt, Zorban mevkii ve Kocataş Çiftliği'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz efendim.